Ama çok kötü bir rüya gördüm. Aa, ne gördün? Ay, bu defa sen bir sürü bebek doğuruyordun. Aa, tabii, belki 8 belki 10 tane. Ne? Omuz mu? Kendime Allah. Geldiğim zaman sana bu rüyayı anlatacağım. Ha, çok korkunçtu. Bu iş eğlenceli olmaya başladı. Harikasın anne. Eniştemin korkunç rüyalar görmesini sağlamak nereden aklına geldi? İnanamıyorum. Of, onları huzursuz etmekten ne zaman vazgeçeceksin? Kızım o şapşaldan vazgeçene dek. Çok acımasızsın Dudu. Evlendiklerinden beri yapmadığın kalmadı. Sadık'ın çocukları Betüş'ü sevmesin diye yaptığım sihrin etkisi geçmeye başladı. Sadık'ın işlerinin ters gitmesine de Betüş'ün sihri engel oldu. Geriye ne kaldı? Bir tek onları rahatsız etmek. Ne demişler? Perilerde çare tükenmez. Değil mi anne? Ay, bu defa ne kabusu gördürdü acaba? Sadık rüyasında Betüş'ü hamile gördü. Yaklaşık bir düzine çocukları oldu. Eğer Sadık uyanmasaydı bu sayı 100'ü bile bulabilirdi. Sana inanamıyorum Dudu. Ben artık burada duramam. Niye böyle oluyor bir türlü anlayamadım. Yani her gece daha kötü kabuslar görüyorum. Yok, bundan sonra karar verdim, artık hiç uyumayacağım. Sadıkçığım, olur mu hiç öyle şey? Bak canım, sen bütün gün işte çok yoruluyorsun. Hı. Stres altındasın, koşuşturup duruyorsun. Bütün bunlar etkiliyor tabii hayatım. Belki de haklısındır. Ama yalnız bu çok korkunçtu. İyi, tamam, hadi geçti artık. Rüyaydı, unut gitsin. Bak saat daha çok erken, hadi birazcık daha uyuyalım. Ha? Betüş. Hmm. Aslında hamilelik sana çok yakışmıştı. Sahi mi? Hı hı. Bu rüya sence bir şeye mi işaret? Ne gibi? Yani anlarsın ya, bebek yapmak gibi. Artık vakti geldi, değil mi? Sadık. Olamaz. Ben onları ayırmaya çalıştıkça onlar her defasında aşk tazeliyor. Bence de. Bence de. Üstüne üstlük şimdi bir de bebek yapmaya karar vermişler. Aman, desene torun geliyor. Sen öyle san. Ne yapar ederim, buna izin vermem. Veremem. Hayatım, yani... Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Bak, biz birbirimizi çok seviyoruz değil mi? Niye bu aşkın bir meyvesi olmasın? Bilmem ki. Ya Cem'le Ceren bir kardeş istemezlerse? Olur mu öyle şey? Bak, sen onlarla çok iyi arkadaş oldun. Sonra ölen annelerinin yokluğunu unutturmayı da başardın tabii. Sence isterler mi? Sen evet de gerisini bana bırak, tamam mı? Yani sen de istemez misin böyle minicik bir bebeğimiz olmasını ha? Böyle yumuk yumuk elli, pembe yanaklı bir kız bebek. Oh!
görünüşte bir bebek olacak ama onun da tıpkı benim gibi bir peri olacağını sen bilemeyeceksin Sadık. Ne yapalım, bebeğim ve ben ömrümüzün sonuna kadar bu sırrı saklayacağız artık. Hayatım, sen de bir şeyler söylesene. Çocuklarla bir konuşalım, bakarız Sadık'cığım. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Geber, geber, geber. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.